Herkese merhaba. Bugün patates püreli fırında köfte yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi ben sıralamak istiyorum. Köfte malzemelerimiz için 600 gram kadar dana kıyma, 1 adet rendelenmiş soğan, 1 yumurta, 1 su bardağı ufak parçalanmış, öğütülmüş ekmek, bayat ekmek. Ben burada kepekli ekmek kullandım. Beyaz ekmek de kullanabilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ya da sıvı yağ, 1 çay kaşığı kekik, pul biber, karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, yeteri kadar da tuzumuz var, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Bunlar fırında tepsi köftemizin köfte malzemeleri. Şöyle bir kabın içinde yapacağız, kabımızı da göstereyim. Püresi için gerekli olan malzemeler de şöyle: 4-5 adet haşlanmış patates. Burada biraz fazla var ama benim patateslerim ufak olduğu için 6 tane patates haşlamak zorunda kaldım. Normalde 5 patates yetiyor orta boyda. 1 su bardağı süt, püre için bunlar. Şöyle 100 gram kadar diyebiliriz ya da 75 gram kadar tereyağımız var. Tuzumuz var püre için ve yine muskat var, bir parça rendeleyeceğiz. Şart değil kullanmanız, varsa püreye çok güzel bir lezzet katıyor. Kullanmanızı tavsiye ederim. Öncelikle püre malzemelerimizi bir kenara alalım. Köftemizi hazırlayacağız, sonra püremize geçeceğiz. Fırında püreli tepsi köftemiz için köftemizi öncelikle yapıyoruz. Kıymamızı yoğurma kabımıza aldık. Üstüne 1 adet rendelenmiş soğanımızı ekledik. 1 adet yumurtamızı ekledik. Tuzumuz, kimyonumuz ve diğer baharatlarımızı da ekledik. 1 su bardağı kadar ufalanmış ekmeğimizi de ilave ediyoruz. Yağımızı da koyuyoruz ve köftemizi yoğurmaya başlayacağız. Yaklaşık bir 5 dakika kadar yoğurduk köftemizi. Güzelce karıştı. Şimdi bunu kabımıza alacağız. Kabımızı ben daha önceden şöyle az bir miktarda yağda yağlamıştım. Köşelerini, tabanını. Şimdi kıymamızı, köftemizi daha doğrusu şu şekilde kabımıza bastıra bastıra yayacağız. Kıymamızı kabımıza bastırırken hafif yanlara doğru da şöyle çıkabilir. Çünkü etimiz, köftemiz piştikçe küçülecek ve çekecektir. Bunun için yanlarda da bir miktar köfte olmasında fayda var. Çekince yanlar boşluk kalmasın diye. Köftemizin harcını kabımıza, borcamımıza yaydım bastırarak sıkı bir şekilde. Şimdi 180 derecede önceden ısıtılmış olan fırında köftemiz çok fazla olmamak şartıyla biraz pişecek. Yani bir ön pişirme işlemi yapacağız. Sonrasında da çıkartıp üstüne püresini sıkacağız, yayacağız ve o şekilde biraz daha pişireceğiz. Köftemiz fırında pişerken şimdi biz de patates püremizi hazırlayalım. Bunun için bahsetmiş olduğum muskattan bir miktar rendeliyoruz. Tereyağımızı katıyoruz. Patatesimizi ezelim. Bu arada tuzumuzu da ekleyelim patatesimize. Patatesimiz güzelce ezildi. Ben içine azar azar süt ilave edeceğim. Sonra da rondolayacağım. Sütü ilave ederken kıvamına dikkat edeceğim. Sütüm az veya çok gelirse ona göre sütümü azaltacağım ya da artıracağım.
Evet, gördüğünüz gibi püremiz tam kıvamına geldi. Şimdi ben bunu daha önceden hazırlamış olduğum şöyle bir sıkma poşetinin içine yerleştireceğim püremizi. Sizlerde böyle bir sıkma poşeti yoksa hiç problem değil. Buzdolabı poşetinin içine de koyabilirsiniz. Veya sıkmak istemiyorsanız kaşıkla da fırından çıkan köftenin üstüne yayabilirsiniz. Hiç problem değil. Biraz şık görünsün istediğim için ben şu şekilde hazırladığım ve uç taktığım bir sıkma poşetinin içine yerleştireceğim. Fırında pişmekte olan köftemin üstüne sıkacağım. Neredeyse zaten köftemiz de pişti. Köftemiz güzelce pişti. Gördüğünüz gibi ben yanlarına doğru kaldırmıştım kıymamızı ama ona rağmen çekmiş. Eğer yapmasaydım daha da küçülecekti. Ona dikkat etmek lazım. Şimdi az önce hazırlamış olduğum patates püremi de bu şekilde. Ucunu keseceğim poşetimin ve üstüne sıkmaya başlayacağım. Patatesimizi krema sıkar gibi sıkıyoruz. Ya da böyle sıkmak istemiyorsak az önce de söylediğim gibi tamamen köftenin üstüne yayabiliriz. Bu şekilde hazırlamış olduğumuz püreli köftemizi henüz kapatmadığımız hala sıcak olan fırınımıza veriyoruz. Patateslerin üstleri bir miktar kızarıncaya kadar tekrar pişireceğiz. Fırında patates püreli köftemiz güzelce kızardı, pişti.